Nihayet yakaladık komiserim. Beşinci kazayı da yaptıktan sonra enkaz altına sıkıştı ve elimizden kaçamadı. Buna? Evet. Şu meşhur trafik canavarı sensin ha? Yani ben. Günde 5 tane trafik kazası. Kardeşim buna nasıl muvaffak oluyorsun he? Bir anlat bakayım. Vallahi benim kabahatim yok komiser bey. Yani ben işe gitmek üzere arabaya bindim ve yola çıktım. Çıkış o çıkış. Ya ağzımın hızın 90 kilometre olduğu yolda ben 85'le gidiyordum ki arkamdan en az 120 kilometre hızla giren bir kamyon beni sağladı. Bak salladı diyemiyor, sağladı diyor komiserim. Hayır canım, resmen sağladı. Yani sağımdan geçti. Mesela ben de ona çarpmamak için sola doğru direksiyonu kırdım. Evet. Ve 34 ABC 133 plakalı arabayı birazcık dokundum. Arabada birazcık kontrolden çıkıp birazcık deniz olmuş. Çok. Denize atlayıp adamı kurtardım ama araba çoktan sulara gömülmüştü. İkinci kazaydı. O yuvarlanan adamı, denize yuvarlanan adamı hastaneye götürürken yaptım. Ha. Yine aynı hızda arkamdan gelen bir araç koluma yanaştı ve bana böyle bir şeyler söylemeye başladı. Ben de önemli bir şeydir dedim. Böyle pencereyi aç, pencereyi açar açmaz adam kollarını çıkartıp yanaklarımı sıkmaya başladı. Ya da ben direksiyon hakimiyetini kaybettim ve sağda otostop çeken bir turiste çarptım. Peki ne dedi? Normal bak bir şeyler söyledi. Hayır canım, turist değil. Yani o camdan kolunu çıkarıp da hani senin yanağını sıkan şoför ne dedi? Emniyet kemerini olayım anam falan gibi bir şeyler söyledi ama ben şarampole yuvarlan adamı çıkarma çabalarında olduğum için tam olarak duyamadım. Peki üçüncü kaza nasıl oldu? Üçüncü kazada iki araba arasında sıkıştırıldığım için yapmak zorunda kaldım. Biri sağdan, biri soldan, iki taksici çevre yolunda biri sıkıştırıp evlenme teklif ettiler. Peki sen de cevap verdin. Tabii ki hayır dedim. Adamları tanımıyorum ki. Dördüncü kazanın nasıl olduğunu anlayamadım bile. Karşı yönden gelmekte olan bir aracın şoförü tam yanımdan geçerken arabanın üzerine atladı ve ön cama yapışıp öpmeye başladı. Ay silecekleri falan çalıştırdım ama hiç fayda etmedi. Dönüş mesafen sıfır emdiği için fark etmiş bir aracı arkadan dokundum. Dokunduğu arabayı hala arıyoruz komiserim. Sahibi içeride ağlıyor. Beşinci kaza. Onu da başka bir adamın yüzünden yaptı. Kırmızı ışıkta durmuş, yeşili bekliyordum. Adam arkamdan gelip önce kornaya basmaya, ardından da arabasıyla arabamı ittirmeye başladı. Nereye bastım ama yine de yolun ortasına kadar çıkmış bulundum. Tabii karşı tarafta yeşil yandığı için 100 kadar araba gelip bana çarpmaya başladılar. Gelen çarptı, giden çarptı komiser bey. Derken polisler geldi ve beni burada tutuklayıp buraya kadar getirdiler. Vay be, yani... Sen de çok çekmişsin. Ay çok çektim komiser bey. Çok yani şu erkek milleti kaza yaptırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hadi be oradan hadi sallama hadi. Yani şimdi dışarıdaki erkek şoförlerin işi gücü yok, sana kaza yaptırmaya çalışıyorlar. Hadi be, bal gibi kötü araba kullanıyorsun. Günde 5 tane kaza, ne diyorsun sen be? Bu 5 kazayı o Ray Charles bile yapmaz be. Bana inanmıyorsunuz değil mi? İnanmıyorum. İnanmıyorsunuz. Gelin kadın kılını çıkın trafiğe de görelim bakalım. Sen kimle konuşuyorsun be? Girelim de çıkarım da. Bırak. Şu operasyonda kullandığımız perukla kostümleri getir buraya. Peki. Sen ne diyorsun be? Ben 20 yıllık şoförüm. Daha arabamda çizik yok be. Hay gülüm bari. Gül bari. 10 metre bile gidemezsiniz ayol. Onu girin kadın kılına çıkın trafiğe. Göreceğiz bakalım. Arabayı mı çizdiriyorsunuz? Evet. Taneyi mi? Konuşma. Ben çıkarım. Hadi oradan. Kötü araba kullanın. Ondan sonra da yolda bize erkek şoförler taciz ediyor diye konuşun. Sanki araba kullandınız da... Doğru yolunda giden adama, insana, başkası ne yapar ya? He? Ya göreceğiz bakalım, göreceğiz. 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 Hadi bakalım. Çok yakıştı. Şöyle krepe falan atsaydı şu tarafa. Konuşma! Çıkıyor! Hadi bakalım görüşürüz. Kadın olmak zor, kadın şoför olmak hepsinden zor demiş miydim ben size? İnce ince, Yasemince her mevzuya